Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir sevgili dostlar. Evet, siz de kendiniz hisse alırken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseni de almayın dostlar. Evet dostlar, bugün sizlerle çıkış trendinde olan, zaten benim verdiğim videolarımda bahsettiğim, üzerine durduğum hisselerden bahsedeceğim arkadaşlar. Ve şu anda çıkış trendinde olan ve bu dirençleri kırdıktan sonra da yukarı doğru gidecek hisseleri konuşacağız sevgili dostlar. Şimdi ilk hissemiz TümOsan. Yani biliyorsunuz TümOsan'ı biz burada, bakın 50 günlüğüne gelmeden biz TümOsan'ı şuralarda, TümOsan'ı 15 liralarda aldık. Yeni portföy listemize koyduk. Benim biliyorsunuz Instagram adresim var ve Twitter adresim var. Instagram adresim ve Twitter adresimi alta açıklamalara atacağım sevgili dostlar. Oradan Instagram adresimi ve Twitter adresimi bulabilirsiniz. Biz 15-20'den TümOsan'ı aldık. Biliyorsunuz tam olarak bakayım. Evet, 15-19, 15-20'den aldık. Ne zaman başladık biz buna? 13 Mart'ta başladık. Yani şurada 5 günde bize, aşağı 13 Mart'ta başladık, 7 günde bize çok güzel bir getiri sağladı. 17-20'yi gördü. Hatta şurada bakın, şuralara kadar çıktı. 17-35'e aşağı doğru geldi. Bundan sonra ne olur? Onlara bakalım. Yani 10 gün önce çünkü yaptığımız bir portföy listesiydi. Bir üzerinden geçelim. Burada Instagram adresimde de var zaten. Oraya uğrayıp Instagram adresini görebilirsiniz. Şimdi TümOsan'a bakalım, bundan sonra ne olur? Artık bundan sonra TümOsan'da biz geri çekilmelerde, bakın burada 50 günlük ortalaması 16.55 önemli. 16.55'e kadar sıkıntı yok. Yukarıda dediğim gibi 17 artık önemli bir destek oldu, 200 günlük. Buranın üstünde kapanışlar sevgili dostlar, 17'nin üstü kapanışlar, yani 17'den altından gelmediği sürece ben artık hedefinin 18'ler, 18 direnci olacağını düşünüyorum. Ve ilerleyen zamanda da bakın, burada her zaman dediğim gibi bizim hedefimiz burada 22 lira TümOsan'da. TümOsan'ın şöyle, ben indikatörlerimize baktığımız zaman bize indikatörler ne gösteriyor? Onlara da bakasın. Stokastik arasaya bakalım. Bir de burada para girişine bakacağım ben. Şimdi stokastik arasayla para girişine baktığımız zaman hepsi güvenli bölgede ve şu anda güzel gidiyor. Yani al veriyor. Zaten tekniğine baktığımız zaman şu anda al veriyor ise ve şu anda güzel, bugün de çok güzel kapanış yaptı. Dediğim gibi 17 üstü kalışlar önemli. 17'nin altına sarksa bile, 17 altına sarksa bile 16.60 altına gelmediği sürece ben TümOsan'da yukarı çıkış devam edecektir. Ve alımlar güzel. İlk hedefimiz burada 18 lira direncimiz var. İkinci direncimiz 18.60. Ve ben bu hissenin de yukarı doğru gideceğini, yani yukarılarda güzel yerlere doğru geleceğini düşünüyorum. Uzun vadede, yani şu seviyeler olan 22 liralara kadar gelecek. Dediğim gibi temeline bakmıyoruz arkadaşlar. Temeli zaten güzel olan bir hisse. Ve yukarı doğru yavaş yavaş çıkacağını düşünüyorum. Diğer hissemiz hemen Tire. Tire'yi de biliyorsunuz biz kaç lirada verdik? 9.40'da verdik Tire'yi. Ve artık 10 lira barajımız geçti. Şimdi bundan sonra ne olur Tire'de? Şimdi bundan sonra 9.50 önemli bir destek, bakın burada. Yani bu 9.50'ye tekrar gelebilir. Yani 9.50'yi tekrar test edebilir. Ama altta önce 9.80'imiz var. Çok kötü durumda, yani çok kötü durumda. 9.50'nin altına gelmediği sürece Tire'de de yükselişler devam edecektir. Yukarıda da bizim 10.40, bakın 10.40 çok önemli bir direnç. 10.40 önemli bir direnç. Ve ikinci direncimiz de burada. Bakın ikinci direncimiz de 10.40'tan sonra buradaki direnç bizim 10.97, yani 10.90, hemen hemen 10.95 diyelim. Bir direncimiz daha var burada. Yani hadi 11 diyelim biz buna. Ve ondan sonra ben de trenin de artık 12'lere doğru gideceğini düşünüyorum. Ve kısa vadede, yani bu 12'leri geçip daha da yukarı gidebilir. Yani buradaki çanağını yaptıktan sonra, bakın şurada en son ne zaman 14 Aralık'ta, bakın 14 Aralık'tan beri düşüşte olan bir hisseden bahsediyoruz. Şurada biraz yukarı doğru gitti. Bakın şurada yukarı doğru gitti. Tekrar aşağı geldi. Yani onun için ben diyorum, şu 10.40'ın üstüne atması gerekiyor. Yani 10.40 üstüne atarsa oradaki direnç çok önemli. Ben bu hissenin artık yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Yani Tire'de de dediğim gibi zaten şey listemizde,
yeni portföy listemizde Trey'i de ekledik. Hemen geçelim. Hemen Sarkuysan'a bakalım. Sarkuysan'ın arkadaşlar, yani biliyorsunuz Instagram adresini takip ediyorsanız son takip listemize de aldık onu. Yani takip listemize bugün Instagram'dan paylaşmış, dün paylaştık hatta takip listemizi. Yani bu ay yakın takip ettiğim hisseler de Tire, Tümosan, Konka, Sarkuysan, Cemtaş, Ege Seramik. Bakın Ege Seramik'i de verdik ve bugün de artı 7 yaptı Ege Seramik'te. Yani Ege Seramik'i de ben beğeniyorum tabii ama onu portföyümüze almamıştık. Yakın takip listemize almıştık. Yakın takipte de çok güzel yerlere geldi. Ve herhalde portföyümüz olarak da onu tekrardan yani burada değiştirmek gerekirse belki Desa'yı çıkartıp Ege Seramik'i buraya ekleyebilirim. Çünkü uzun vadede ben Ege Seramik'ten de güzel seviyeler bekliyorum. Yani burada aldığımız seviyeyi, biz son verdiğimiz takip listesini Ege Seramik'i de ekleyeceğim. Dediğim gibi yani Ege Seramik'i de artık listeme alacağım. Şimdi hemen Sarkuysan'a bakalım. Sarkuysan'a baktığımız zaman artık Sarkuysan da burada bakın 50 günün üstünde. Çok güzel düşeni kırdı. Artık burada 18-10'un altına gelmediği sürece Sarkuysan da olumluyuz. 18 altına gelirse tabii 18-10, 17-30 kötü bir destek. Oraya kadar gelebilir. Ama yukarıda bizim artık 19-30'umuz var. Bakın 19-30 önemli bir direnç. 19-30 ve 19-60'lar. Bunlara dikkat edelim Sarkuysan'da. Yani şu anda Sarkuysan'da güzel gidiyor. Benim beğendiğim hisseler arasında sevgili dostlar. Sarkuysan'da yani zaten portföy listemizde de var Sarkuysan. Sarkuysan'ı dediğim gibi uzun vadede 24'leri belki bekliyoruz. Yani ben Sarkuysan'da 24'e kadar bir yükseliş bekliyorum. Yani 19-30 ve 19-60'ı kırdıktan sonraki diğer bizim direncimiz bakın yukarıda 21-20'ye kadar gidecek. Yani zaten 21-20'den sonra da ben Sarkuysan'ın çok agresif bir şekilde yukarılara doğru gideceğini düşünüyorum. Şu anda çok iyi. Şöyle bir de stokastik ara sayına ve para girişine bakalım. Kafamızda soru işareti kalmasın. Evet, para girişi çok güzel. Yukarıda güvenli bölgede ve ara sayı da çok güzel güvenli bölgede. Yani yukarı doğru kesmiş. Ben Sarkuysan'da hala da yukarı çıkışın devam edeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi diğer bir hissemiz de Petkim'e bakacağız. Şimdi Petkim biliyorsunuz dostlar, yani çok verdik Petkim'i. Çok ben videosunu yaptım Petkim'in. Yani Petkim'in 11 liraya gittiğinde de yaptık. 7 liraya düştüğünde de yaptık. Şimdi Petkim'de de bir yükseliş var. Çok güzel bir yükseliş devam ediyor. Biz Petkim'i de portföy listemize 8.14'ten aldık. Şu anda 8.80'de güzel yerlerde. Güzellere geldi. Şimdi bizim artık burada Petkim'i şuraya takip edelim. 8.30'un altına gelmediği sürece sıkıntı yok. 8.30'un altına gelirse 8.04'ü var burada. Buna dikkat edin. Yani 8.30 ve 8.04. Buralar stop noktaları arkadaşlar. Yani buranın altına sarkarsa tekrardan buraya gelebilir. Yani 7.40'a kadar inebilir. Yani buralara sarkmadığı sürece sıkıntı yok. Yukarıda ben direnç olarak bakın şurada 8.97 önemli bir direnç ve 9.40'ı var. Buraları kırarsa ben çifhanelere gideceğini düşünüyorum. Petkim'in de zaten burada 11.30 hedefi var. 11.30'a kadar biz Petkim'i de takibe devam edeceğiz ve artık çıkış trenine giren hisseler diyebilirim. Yani bunları tekrardan ben tekrar yapmaya çalışacağım sevgili dostlar. 4-4, 3-3 yani portföy listemizden yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Ve Konka'yı, evet son olarak şöyle bir Konka yapalım. Bugün Konka çok güzel bir tavan yaptı. Konka daha gidecek mi diye sorular var. Arkadaşlar biz Konka'yı 7 liradan verdik, 8'den verdik, 9'dan verdik, 10'dan verdik. Verdik de verdik. Şimdi Konka çok güzel yerinden döndü. Tekrardan bir burayı 11 yaptıktan sonra tekrar bir güzel bir şekilde bakın burayı aşağıya geldi. 20 gününden döndü. Yani bundan sonra ne olur? Bundan sonra temkinli girersiniz. Yani al satçılar için temkinli girersiniz. Ama ben Konka'da uzun vadeciyim derseniz Konka'nın gideceği yol var arkadaşlar. Burada grafik zaten çok da grafiği yok. Hani teknik olarak burada bakamayız. Ama temelini ben beğeniyorum Konka'nın. Temeline baktığım zaman güzel. Ve güzel alıcılığı yabancıların rağbet gösterdiği bir hisse. Konka'nın da ben yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Konka belki size fırsat verebilir. Bir bekleyip yani burada 11'ler beklenebilir. Tekrar 11'lere kadar düşebilir.
Ama